Ya adalarda şöyle zaten adalar turistik bir bölge olduğu için ilk etkilenen yerlerden birisi de bu oldu. Şu an gördüğünüz gibi her taraf boş. İnsanlar evden çıkmamaya gayret ediyorlar. Biz de yani birkaç gün böyle çıktık ama iş yerini kapatıp gidip evimizde oturmayı düşünüyoruz. Ya tehlikenin boyutu gerçekten çok ciddi. O yüzden yani gidip herkesin evinde oturup bir an önce bu salgının bitmesini beklemeliyiz. Mümkün olduğu kadar ya dışarı çıkmayacağız. İnsanlar temel ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıksınlar ama onun haricinde gerçekten hiç kimse dışarı çıkmasın. Şimdi adalara girişte aslında bir iskelede bir kontrol noktası olsa, adalara giriş çıkış yapan yani insanların en azından bir ateşi ölçülse. Çünkü belki biz hastalık taşıyoruz, belki onlar taşıyor. Yani hepimiz için. Çünkü bir kesimin hani içeride oturup diğer kesimin dışarıdan geldiği zaman bir faydası olmuyor. Mesela evde oturmanın bir anlamı yok. Öte yandan mesela bu turizm şeylerinde bu kadar turist geliyor adalara. Mesela çeşit çeşit turistler geldi, gitti. Hangimiz kaptık, hangimiz kapmadık? Bu da bir muamma. Aslında hani buna da bir el atılması gerekiyor. Biraz daha gayret gösterip adalara geliş gidişlerde insanların kontrol edilmesini istiyoruz. Bizim beklentimiz bu yönde. Daha önce çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin geldiği adalarda koronavirüs salgını nedeniyle sokaklar sessiz, dükkanlar kapalı. Adalar halkının büyük bir kısmı evde kal çağrısına uyarak evlerinden çıkmıyor. Minicik ev ama işte şey. Devam ediyor. Devletime, milletime minnet ve şükranlarımı özellikle vurgulamak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Her biri çok ciddi anlamda, hani yalnız toplumun genç bireyleri veyahut da bizden daha gençler için değil, bizlere çok ciddi anlamda el uzattılar. El verdiler. Ben onlara hepsine minnet ve şükran duyuyorum. Evim temizleniyor. Alışveriş ister misin dediler. Yok dedim. Benim bahçıvanım var. O sağ olsun alıyor. Evde kal. Ötesi yok. Slogan bu. Ötesi yok. Burada terlikler var. Şey ya. Alışveriş yapacağız. Evet. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlarla kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar evlerinden çıkmıyor. Büyükada'da Vefa İletişim Merkezi'ni arayan bir vatandaş yiyecek ihtiyacı olduğunu söyledi. Onlar şu anda tedarik edildi. Polis ekipleri şu anda o yiyecekleri vatandaşın evine götürecek. Tamam.
çıkartayım teyze. Hayır lütfen. Olmaz. Lütfen. Çok teşekkür ederim. Kaymakamımıza da selamlar. İnşallah bu virüsten kurtulacağız. İnşallah. En birliğinden hep beraber. Ben 75 yaşındayım, kapının önüne bile çıkmıyorum. Hem kendimi düşünüyorum, hem etrafımı düşünüyorum, hem sağlık mensuplarını düşünüyorum. Sağlıkçılarımı düşünüyorum. Allah onlara yardım etsin. Şimdi şu anda namazdaydım, dua ediyorum. Amin. Bin kere razı olsun, her ihtiyacını görüyor. Kaymakamım zaten her zaman arkamda. Ay, her türlü ihtiyacımı görmüşler. Hemen ararsın. 24 saate ulaşabilirsin. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ol. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun. Her zaman kapım açık.